Hocam buraya bakın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şöyle alalım, arkanızda belediye olsun. Nasıl? Siz bu tarafa alsak. Kurban kesecekler. Ondan sonra çeksinler. He. Kurban. Sahne. Ben şuraya alacağım. Ben geldim. Başkanım. Alhamdulillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Vahdina ve vaffiqna ilel haqqi ve ila tariqi müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Ya ilahi ya Rabbi ya Rabbil Alemin. Sen bizleri yoktan var ettin, varlığından haberdar ettin ya Rabbi. Ya ilahi ya Rabbi ya Rabbel alemin. Şu anda burada bulunmamıza vesile olan bu mazbatamızı başkanımıza tevdi ettik, sen kabul eyle ya Rabbi. Ya ilahi ya Rabbi ya Rabbel alemin. Bu anlamda hayırlı hizmetler yapmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Başkanımıza da vatanına, milletine ve dini mübini İslam'a hayırlı hizmetler nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı işlerde ilerlemeyi nasip eyle ya Rabbi. Bu anlamda gelebilecek olan bütün olumsuzluklara karşı sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya ilahi ya Rabbi ya Rabbel alemin. Şer odakların şerlerinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Doğruyu eğriden ayırmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hakli hizmetleri nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahi ya Rabbi ya Rabbel alemin. Bu anlamda bizlere sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Bizlere güç kuvvet ver ya Rabbi. Hayırlı işler yapmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Vatanımız için, yazı hanımız için, memleketimiz için hayırlı hizmetler neyse başkanımızı o tarafa yönlendir ya Rabbi. Ya ilahi ya Rabbi ya Rabbel alemin. Sen bütün iyilikleri bilensin. Biz bütün iyilikleri senden isteriz ya Rabbi. Şer olan bütün şerleri de biliyorsun ya Rabbi. Şerlerden de sana sığınırız ya Rabbi. Ya ilahi ya Rabbi sen dualarımızı kabul eyle. Amellerimizi salih eyle ya Rabbi. Ya ilahi ya Rabbi şu kurbanın yüzüsü hürmetine. İsmail aleyhisselamın sadakati, İbrahim aleyhisselamın teslimiyeti yüzüsü hürmetine. Biz bu kurbanı hayırlı hizmetler için adadık ya Rabbi. Sen dergah hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allah hayırlı etsin. Allah Allah. Mübarek eylesin. Allah razı olsun. Allah daim eylesin. Allah kaza belalardan saklasın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Eve ben Ercan, eve değil. Başkanım yeni görevimiz. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Evet. Sağ ol, teşekkür ederiz. Sağ olasın. Şuraya alayım isterseniz. Ve aldınız ve şu anda da geldiniz. Güzel bir karşılama oldu. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Biraz önce seçim kurulu başkanlığımızdan mazbatamızı aldık. Belediye meclis üyelerimizle beraber. Şu anda belediyemizin önündeyiz. Belediye personelimiz bize kurban kestiler. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Böyle coşkulu vaziyette yazanlar bizleri bağrına basıyor, karşılıyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde gerek meclis üyelerimizle, personelimizle, yazanlarla, teşkilatlarımızla beraber yazanımıza, yazanlı kardeşlerimize çok güzel hizmetler getireceğimizin gayret ve çabası içinde olacağımızı da ben burada ifade ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Amin. Bahtımızı açık etsin. Vakit, yazan vakti diyorum. Allah herkesten razı olsun. Hepsinin ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum.
Hoş geldiler, sefa getirdiler. Arkadaşlar yukarı çıkalım. Fatiha'nın da ifade ettim. Bu aldığımız belgeler bizlere ödül olarak verilmedi. Bu bir nevi bizim hizmet sorumluluğumuzun bilincinde olarak daha yoğun çalışmamıza karşılığı olarak bu mazbatalar almış bulunuyoruz. Burada kazanan yazan da olmuştur, yazan da olmuştur. Buranın kaybedeni yoktur. Seçimlerde demokrasinin vazgeçilmez unsurları vardır. Demokrasi kazanmıştır. Ve biz bu bilinçle önümüzdeki dönemde gerek meclis üyelerimizle, personelimizle, teşkilatlarımızla, mahalle muhtarlarımızla ve kanaat önderlerimizle, sivil toplum örgütleriyle beraber ortak aklı inşa ederek yazana daha farklı hizmetler getireceğimizde hiç kimsenin şüphesi olmasın. 5 yıllık hizmet dönemi içerisinde hakikaten herhangi bir ayrım yapmadık, hiç kimseyi ötekileştirmedik. Her insanımızı yaratılanı sevdik yaradandan ötürü, hepsini aynı ölçülerde sevdik ve bağrımıza bastık. Bundan sonra da aynı anlayışı ve aynı düşünceyi hakim kılmamızdan kimsenin zerre kadar endişesi olmasın. Ve önümüzdeki dönem yazanın gerçekten sıçrama dönemi olacak. Çok farklı projelerimiz var. Bu projelerimizi gerek hükümetimizle, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizle, milletvekillerimizle, büyükşehir belediye başkanımızla, il başkanımızla, teşkilatlarımızla, meclis üyelerimizle ve personelimizle hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Çalışmak zorundayız. Bu önümüzdeki projeler hiçbir ilçeye nasip olmayan projeler. Çok önemli projeler. Biraz önce de ifade ettiğim gibi ekonomik anlamda yazanı sıçratacak, çok ileriye taşıyacak. Alo. Ve yazan da akşamleyin evine giden kardeşimizin karnı tok, sırtı pek olarak evinde kaygısız olarak yatacağı dönemleri heyecanla bekliyoruz, sabırla bekliyoruz. Hakikaten bu dönemde çok yorulacağız. Fazla da belediyede bu dönemde bizleri göremeyeceksiniz. Gerek sahada, gerekse Ankara'da, bürokraside bildiğiniz gibi çoğu yatırımların takip edilmesi orada zorunlu. Takip edilmediği zaman hiçbir kendinden hiçbir yatırım gelmiyor. Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 6 yıldır devam ediyor. Biz belediye olarak elimizi taşın altına koymadan herhangi bir mesafe alınmadı. Bundan sonra hızlı mesafeler alınacağından ve ilerleme kaydedeceğinden hiç şüphemiz yok. Çünkü biz her konuda işin başındayız ve içindeyiz. Bu hayvancılık organizenin paydaşıyız, yönetim kurulu üyesiyiz. Aynı şekilde tabii biliyorsunuz tarım ve hayvancılık ilçesiyiz. Tarım ve hayvancılık olmazsa olmazımız. Aynı zamanda topraksız sera organize sanayimiz var. Bunun da paydaşıyız ve bununla da ilgili şu anda fizibilite raporlarının hazırlanması, altyapı projelerinin hazırlanması için yine belediyemiz üzerinden hibelerin alınması için projeler yapıyoruz. Yani çiftçi eğitim merkezimiz var, güneş enerjisi projemiz var. Daha tasavvur edemediğimiz çok projemiz var. İnşallah Boztepe Barajı'nın yanına rekreasyon alanımız vardı. Dün öğrendiğimiz kadarıyla müteahhit geldi, başladı. Bir mesire alanı orada inşa edeceğiz. İnşallah 2019 yılı içerisinde biter. Ayrıca Boztepe Barajı'nın sulamış olduğu 91 bin dönümlük arazinin dışında 30 bin dekarlık yine alanımız var sulanacak. Bununla ilgili çok çalışmamız gerekiyor. En azından
70-80 milyon TL'ye ihtiyaç var. Bunun kaynağını sağlamaya çalışacağız. Asır barajımız var. En az 150 milyon TL'lik bir baraj. Biz buna göre demiyoruz. Onun için çalışacağız. Epreme göletimiz var. Yine 7000 dekar alan sulayacak. Onunla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Bu 5 yıllık süre zarfında hakikaten durmayacağız, yılmayacağız, bıkmayacağız. Hep birlikte ama hep birlikte çalışacağız. Ve yazanda çok farklı projeleri inşa edeceğiz diye düşünüyoruz. Biz adaylığınızda dersinizi iyi çalışarak geldik. Artık bundan sonra biz acemiyiz diyemeyiz, mazeret de üretemeyiz. Bundan sonra gerek bürokrasinin, gerekse siyasilerin kapılarını aşındıracağız. Ve yazanın biraz önce il başkanımızın da ifade ettiği gibi kendi nüfus ölçeğimizdeki ilçeler içerisinde başa oturtan yazanlara, yani sizlere layık olduğu hizmetleri getirmenin çabası içerisinde olacağız. Çünkü geçen dönemde bizim almış olduğumuz oy oranı %51'lerdeydi. Şu anda %64'leri geçtik. %13 oy artırarak sizler, bizleri, belediye başkanı, meclis üyelerimizi, meclis üyeleri olarak ve şehrin emin olarak bizlere bu ilçeyi, her metrekaresini, her insanını emanet ettiniz. Biz inşallah bu emaneti baş tacı yapacağız. Elimizden geldiği kadarıyla çalışacağız, çabalayacağız ve en güzel hizmetleri de yazanımıza getireceğiz. Bunları getirirken gerçekten yanımızda hiç ayrılmayan ilçe başkanımız, ilçe yönetimimiz, gençlik kolları başkanımız, kadın kolları başkanlarımız ve yönetimleri, mahalle muhtarlarımız, kanaat önderlerimiz, sivil toplum örgütlerinin başkanları ve bölgelerini düşünen, geleceğini düşünen, çocukların geleceğini düşünen aklı selim bütün insanlarımız bizlerle beraber oldular ve yazanda Malatya'da çok güzel bir rekor kırdılar. Hepinizin bu konudaki emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık, desteklerine sağlık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buraya gelmeyen yaşlılarımız var, amcalarımız var, dayılarımız var, abilerimiz var, ablalarımız var. Onların hem desteğini aldık hem de hayır dualarını aldık. Bizleri bu dünyada en mutlu kılacak en önemli olay da onların hayır dualarıdır. Ve bu yetiyi aldıktan sonra yapmış olduğumuz hayırlı hizmetlerin arkasında bizim en küçüğünden en büyüğüne kadar hayırla yad edilmemizdir. Bizim kazancımız budur. Ve görevimizi yaparken yine adliyenin önünde ifade ettim. Hakkaniyet ölçülerinden ayrılmayacağımızı, hak hukuk adaletten yana olacağımızı, bütün yazanın belediye başkanı olacağımızı meclis üyelerimizle geçmişte bunun örneklerini gösterdik. Yine aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama verilen desteğin bilincinde olarak sorumluluğumuzun daha da arttığını bilincinde olarak çalışmalarımızı bu anlamda yoğunlaştıracağız. Ve bu seçim döneminde bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen, gece gündüz kapı kapı, mezra mezra, mahalle mahalle bizlerle dolaşan ağabeylerim var, hacilerimiz var, hala şu anda yanımızdalar. Ben onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu almış olduğumuz mazbatalarımızın, belgelerimizin, ilçemiz için, yazanımız için, geleceğimiz için, partimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. İnşallah bu süreçte gerek aileme, gerek partime, gerek yazana karşı mahcupiyetimin olmayacağını ve aynı şekilde belediye meclis üyelerimizin de hiçbir mahcupiyetinin olmayacağını teminatını da burada veriyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla,
muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.